Tabii haşlanmış yumurta. Haşlanmamış olsa başka şey olacaktı. Biraz geciktik. Sevgili gençler, değerli konuklar. 1 saat 15 dakika geciktik. Ben ciddi anlamda kısaltıyorum konuşmamı. Zaten Mr. Tucker söyleyeceğini de söyledi. Ben bu yaşımda bile bu kadar uzun oturamıyorum bir konferans salonunda. Siz ne dayanıyorsunuz bilmiyorum. Onun için müsaadenizle bir 12 dakika falan konuşacağım. Sonra da vaktimiz kalırsa, hiç planda programda yoktu bu. Ama sizinle bir video paylaşmak istiyorum. İnovasyonla alakalı değil. Ama birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek açısından inovatif bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz. İnşallah ona da vakit kalır. Bugün Gaziantep'teyiz. Burası değişik bir şehir. Türkiye'nin en girişimci şehri. Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi ekonomik açıdan baktığımız zaman. Bununla beraber gönlü hoş, muhabbeti hoş, cömert insanların, leziz mutfağın olduğu, müthiş bir kültürün olduğu bir yer. Ve bu yerde ülkemizin geleceği ve bizlerden çok sizlerin geleceğini etkileyecek inovasyon konusunda konuşmak da benim için ayrıca bir keyif kaynağı oldu. Şimdi hayat bir yarış, devamlı bir yarış içindeyiz. Ve tarihe baktığınız zaman ne kadar eski giderseniz gidin, teknolojiyi en iyi kullananlar yarışta hep kazanmış. Bu tartışması hep böyle. Zamanında atı en iyi kullanan, sanayi devrimini en iyi yapan, son dönemde bilgi çağı, teknolojiyi en iyi kullanan ama bu yarışta bir teknolojik faktörü ve bunu en iyi kullananların kazandığını görüyoruz. Ama burada sizler açısından, bizler sizin yaşınızdayken böyle değildi. Dünya hep değişiyor. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu klişe bir söylem ama dünya hep değişiyor ama hiç bu kadar hızlı değişmemişti. Sizin cebinizdeki telefonlar değil 12 ay, 10 ayda 11 ayda yenisi çıkıyor. Daha kullanma kılavuzunun ilk %10'unu bile görmeden yepyeni bir cihaz çıkabiliyor. Ve bu sadece cep telefonlarıyla değil, rejimler de eskiden 70-100 senede değişirken şimdi 30-40-50 yılda ülkelerin değiştiğini de görebiliyoruz. Birleşmiş Milletler'deki bayrakların %75'i, kurulduğundan beri olan bayrakların %75'i bugün değişmiş durumda. Dolayısıyla bu değişimde hızlan, başta döndürücü bir hızlan da devam edecek. Tabii bu hızın içinde, bu rüzgarın altında, oyun dışında kalmamak, karlı olabilmek, hızla eriyen karlılıkları ayakta tutabilmek, ürünlerinize katma değer sağlayabilmek, aslında baktığınız zaman şu an inovatif olmaktan, teknolojiyi kullanmaktan geçtiği aşikar. Türk Dil Kurumu inovasyonu nasıl? Aslında inovasyon Türkçe bir kelime değil biliyorsunuz. Yani yeni Türkçe kelimeleri de ben anlamakta güçlük çekiyorum. Çocuklarım okula başladılar yeni. Ödevlerine yardımcı olmak istiyorum ama onların kullandıkları kelimelerle bizim zamanda kullandığımız kelimeler çok farklı. Fakat bir baktık ne demek bu diye. Yenileşim. Kulağa pek hoş gelmiyor. En azından benim kulağıma pek hoş gelmiyor ama yenileşim olarak yayınlanmış. Ve burada bir sürü kavram birbirine karıştırılıyor. Yenilikçilik, yaratıcılık, inovasyon gibi. Ben de kendime göre bir açıklık getirmek istedim. Çünkü inovasyon kelimesinin kökünde yenileşmek yatıyor ama bizce inovasyon yenilikçiliğin ve yaratıcılığın 3-5 adım ötesinde. Tabii ki yeni bir fikir, yaratıcı bir fikir gerekiyor. İnovasyonun ilk basamağı budur. Ancak bunun kadar önemli, belki daha da önemli, birazdan da örnekler vereceğim. Bu yaratıcı fikirlerin hayata geçirilebilmesi ve sürdürülebilir olabilmeleri için de ticaretleştirilmesi gerekiyor. Yani bir şey çok güzel fikir olsa dahi ticaretleştiremiyorsanız, sürdüremiyorsunuz, sürdürülebilir olmuyor. O zaman da inovasyon olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Fortune dergisini bilirsiniz. Her sene yayınladığı en beğenilen şirketler listesinde son yılların yıldız şirketleri aynen devam ediyorlar. Apple, Amazon ve Google. Ama aynı listeye baktığınız zaman dünyanın en inovatif şirketleri diye yine aynı üçü görüyorsunuz. Bu da tabii ki bir tesadüf değil. Geçmiş yıllarda şirketler global rekabette, ekonomi bu kadar global değilken, daha lokalken bile ne yapardık? İşte verimlilik, operasyonel verimlilik, kaliteyi arttırma, maliyet azaltma bunlar olmazsa olmazlardı. Hep
öncelik bunlardı. Fakat şimdi görüyoruz ki ileriye dönük olarak ayakta kalabilmek için inovatif olmak, inovasyon yatırım yapmak son derece önemli. Geçen ay hepimizin dikkatini çeken, en azından benim dikkatimi çeken Finlandiya Başbakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Ve Finlandiya Başbakanı dedi ki, biraz nefes alıyorum, arkadakiler otursun diye. Başbakan kendi ülkesinin ekonomisinin gidişatını anlatmak için Apple şirketine işaret etti ve dedi ki Apple, iPhone, Nokia'yı bitirdi ve unutmayın Nokia en iyi zamanında 40-45, dünyadaki satılan bütün telefonun %40-45 arası Nokia markalıydı. Benim telefonum hala Nokia. Fakat bugün baktığın zaman Nokia'nın ne kadar sıkıntıda olduğunu, iPad'in ise Finlandiya'nın çok önemli endüstrisi olan kağıt endüstrisini çok ciddi anlamda etkilediğini söyledi. Tabii bir ülkenin ekonomik gidişatının kötülüğünü sadece bu kadar basit iki cümleyle anlatmak tabii ki gerçekçi değil ama diğer taraftan inovatif olup paradigmaları değiştiren şirketlerin de çok zor, siz arkada böyle konuşurken benim konsantre olmam. Bu paradigmaları değiştiren şirketlerin de global boyutta ne tür etkiler yarattığını görmekte açısından da çarpıcı bir örnek. Şimdi ülkemiz, dedem rahmetli, dedem VP Koç, Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş, biz yeterince kıymetini bilmiyoruz derdi ama son dönemde en azından ekonomik açıdan etkilenebilirdi nereden nereye geldiğimizi görmek açısından. Ve fakat potansiyelimize ulaşabilmek için, Vehbi Bey'in vizyondaki Türkiye'ye ulaşabilmek için yapmamız gereken çok şey var. Ve hayat çok hızlı ilerliyor ve hayat hep rekabete dayalı bir hayat. Biraz veriler vermek istiyorum ülkemizle ilgili. Dünya Ekonomik Forumu yayınladığı küresel rekabet raporuna göre. Şimdi küresel rekabet raporu artık herkesin dünyada kabul ettiği hangi ülkeler daha rekabetçi sıralamalara baktığın zaman oraya bakılıyor. Tabii bunların altında bir sürü alt kriterler var. Bizim ülkemiz son 5 yılları karşılaştırıyorum ve bu 144 ülke içinde son 5 yılda aslında biz 61. iken dünyada 45. en rekabetçi ülke konumuna geldik. Ancak inovasyonda ters istikamette bir hareket var. Yine 46. iken 77'ye düştük. Şimdi diyebilirsiniz ki inovasyon, rekabet gücü dedin, bu nasıl bir çelişki? Bir sürü alt kriterleri var. Bir sürü gelişmiş ülke son dönemlerde biliyorsun çok büyük sıkıntı yaşadı. Biz bir sürü atılımlar yaptık. Ama inovasyonun temel kalemlerinde gerilememiz var ne yazık ki. Ar-Ge harcamalarında 5 yıl önce 76. iken dünyada şu an 89. sıraya düştük. Türkiye Ar-Ge harcamalarına baktığımız zaman gayri safi yurt içi hasıla oranı .86. Bu Avrupa'da %2'ye yakın, 1.91. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkelerinde de 2.4 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Yani biz ilerliyoruz ama dünya bizden daha ilerliyorsa bizim ilerlememiz yeterli olmuyor. Şimdi bu resme baktığımız zaman Türkiye'nin 2023 vizyonuna, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma vizyonuna taşıyacak temel taşlar inovasyon ve teknoloji ise ve bunların doğru kullanımı ise bu alanlarda çok uzun vadeli ve sürdürülebilir planlar yapmamız gerektiği aşikar. Bunu yapabilirsek, bunu becerebilirsek şu an ülkemiz düşük katma değerli veya düşük teknoloji üretim modelinin yol açtığı orta gelir tuzağını aşabilir. Orta gelir tuzağı ne de çok çabuk söyleyeyim. Araştırma yapmışlar, bizim gibi gelişmekte olan veya gelişmiş ama en gelişmiş ülkeler olmayan kadar gelişmiş olmayan ülkelerde belli bir noktaya geliniyor. Bu Arjantin bunun için çok güzel bir örnek. İşte kişi başına 18-19 bin dolar gelir civarına gelip ya orada kalınıyor ya da oradan geri geliniyor. Bunu aşabilmek için daha katma değerli ürünler üretiyor olabilmemiz lazım. Bununla beraber dediğimiz dönüşümü sağlayabilirsek de teknoloji ithalatıyla büyüyoruz. Yani şu elinizdeki cep telefonlarına Türkiye'nin harcadığı para
inanılır gibi değil. Ama Türkiye'de yoksa, en iyisi de yurt dışından geliyorsa, tüketicinin de bunları kullanması gayet normal. Ama biz ithalatla büyümenin sonucu yapısal sıkıntılarımız var. Cari açık sorunumuz var. Bunu da giderebilmek için daha katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor. Şimdi ülkemize baktıktan sonra VPB hiç kendi toplumdan bahsetmek istemezdi, kendi başarısından. Bize de öyle anlattı ama ne konuşayım ben dedim. Dediler ki özel sektör ve özel sektör bu işleri nasıl yapıyor, biraz bunlardan bahsedin. Kendinizden bahsedin dediler. Bu biraz bizim için zor ama birkaç sizde paylaşmak istediğim konu var. Bir nebze büyüklüğümüzle beraber teknoloji ve Ar-Ge konularında da öncülük ettiğimizi düşünüyoruz. Zaten topluluğumuzun gelirlerinin %25'i, %30'u yurt dışından geldiği için ister istemez de global şirketlerde rekabet edebilmek için buraya odaklanmak zorundayız. Ve bu özellikle Ar-Ge yatırımlarının artması ve patent geliştirme faaliyetlerine çok çok önem veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktayı bazı rakamlarla paylaşmak istiyorum. Bugünün verilerine göre Koç topluluğu şirketleri Türkiye özel sektör Ar-Ge harcamalarının %10'unu gerçekleştiriyor bugün. Son dönemde Ar-Ge'ye önem verdik demiştim. Ar-Ge merkezleri açıyoruz. Ya şirketlerin içinde ama müstakil ya da şirketin dışında. İlkini Tüpraş Ar-Ge merkezini bu sene açtık ve bu sektöründe enerji ve akaryakıt sektöründe ilk ve tek bu size, bu boyutta olan. Ayrıca Ocak ayında inşallah açacağımız Türkiye otomotiv sektörünün en büyük Ar-Ge merkezi 1300 mühendisle Ford Otosan'ın Gebze'de açacağı mühendislik merkezi olacak. Ar-Ge personelimiz 3000. Ülkemizde Ar-Ge merkezlerinde çalışmış, çalışan ve tescil edilmiş mühendislerinin %20'si Koç topluluğunda çalışıyorlar hali hazırda. Türk Patent Enstitüsü tarafından açıklanan 2013 yılında en çok yerli patent başvurusu yapan firmalar verilerine göre ilk 10'da 1 numara Arçelik var, 2 numara Ford Otosan, Tofaş şirketimiz 6. numarada ve Türk Traktör şirketimiz de 9. sırada. WIPO yani Dünya Fikri Haklar Örgütü nezdinde Türkiye'den yapılan uluslararası, bu benim için de çok büyük bir gurur kaynağı. Belki bu konuşmaya hazırlanmasaydım bunu bilmeyecektim ama Türkiye'den yapılan uluslararası patent başvuruların 1/3'ünden fazlası Koç topluluğu şirketlerinden yapıldığı söyleniyor. Arçelik son 5 senedir bu örgütün uluslararası patent başvuru listesinde ilk 200'e giren tek Türk şirketi oldu. Ayrıca meclisiniz tarafından da son 2 yıldır en inovatif şirket ödülünü kazanması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Demin de dediğim gibi inovasyon ve teknoloji iş dünyası ana gündemi halinde. Ama söylemesi kolay, yapması son derece zor bir konu. Birçok tartışmayı, soru işaretini beraberinde getiriyor. Nasıl öncelik haline getirebiliriz? Nasıl kurumlaştırırız? Nereden başlayacağız? Riskleri nasıl ele alacağız? Risk olayı çok önemli. Biz Robert Bey? Mr. Tucker gitti galiba. Bize başarılı hikayeleri anlatıyor. Ama hiçbirimizin bilmediği binlerce, yüz binlerce zaman, vakit, nakit harcanıp da hiçbir zaman meyve vermeyen inovasyon çalışmaları da oluyor. Dolayısıyla risk olayı çok önemli. Daha geçen hafta Richard Branson'ın Virgin şirketi uzaya insan taşıyacak. 10 senedir yapıyor, geliştirdi. İnanın sonuna geldi. Davos'ta ben bunu ilk dinlediğim zaman 7-8 sene evvel bir Türk vardı yanımda. $95,000'dı o zaman. Şimdi nedir bilmiyorum. Mümkün değil yani bizim öyle bir cesaretimiz yok ama dedim ki hani rezervasyon alalım, yarısını sen ver, yarısını ben. Bir tane de Türk koyalım ilk uçağa. Olmadı ama belki de olmadı, iyi oldu. Geçen hafta ne olduğunu biliyorsunuz. Bu da işin riski. Uzun ve orta vadede şirketin kaynaklarını meyve verecek inovasyon çalışmalarına nasıl kullanmalıyız? Bu sorulara cevap vermek hiç de kolay değil. Sektörden, işin tarzından, kişiden, şu demin gördüğünüz pankreas kanseri ile ilgili çocuğun yaptığı o hikayeyi daha önce de duydum. İnanılmaz bir olay. Ama cevabı kolay değil. Her yerde değişik şekilde değişik tecrübeler yaşanıyor. Bu inovasyon yönetimi ve gelişmesi için bize göre dikkat çeken birkaç konuyu şirketimizden de örnekler vererek sizden paylaşmak istiyorum. Bir kere olmazsa olmaz olay, bu iş bir zihniyet işi.
Neydi deminki hanımefendinin ismi? Receptionist neydi? What was the receptionist's name? Michelle, the receptionist. Aslında o receptionist, o kültürde, o şirket o kültürde olduğu için işimi nasıl daha iyi yaparım diye böyle bir başarıya imza attı. Bu tamamen bir zihniyet, kültür işi. Yani bir seferlik, uzun, orta vadeli, kısa vadeli bir vizyon denemesi, geliştirmesi değil. Bu içinize sinmesi gereken bir kültür değişikliği. Dolayısıyla bir şirketin inovatif olabilmesi için tüm çalışanlarına, yönetimine nüfuz eden bir inovasyon kültürünün aşılanması gerekiyor. Şirketin değerlerinde, ödül ve performans yönetiminde, günlük kararlar süreçlerinde yenilikçilik ve girişimcilik ön planda tutulmalı. Hatta bu kültürün şirketin de sınırlarını aşarak tedarikçilerinden dağıtım ağına kadar şirketin tüm değer zincirini kapsıyor olması hedeflenmeli. Dolayısıyla dediğim gibi inovasyon kültürünün şirketin ve çalışanların DNA'sına işlemesi için sorumluluk alanından bağımsız olarak bu size çay getiren kişi de olabilir, kapıdan girerken güvenlik de olabilir, insan kaynaklarındaki kişi de olabilir. Sorumluluk alanından bağımsız olarak herkes kendi alanında fark yaratması için teşvik ve motive edilmesi şarttır. Biz şirketler bazında yapıyoruz bunu. Sistematik olarak çalışanlarımız bilgi paylaşacağı platformlar oluşturduk. Ve on binlerce fikir geliyor. Bunların %70'ini dedim ben arkadaşlar ama ne kadarını tam olarak bilmiyorum ama çoğunu uygulamaya çalışıyoruz. Bir şirkette uyguladığımız başka şirkette tekrarlanabilirse onu kendi diğer şirketlerimizde tekrarlıyoruz. Ayrıca şirketlerimizde bu kültürün yayılabilmesi için tabii biz bir sürü farklı segmente bir sürü şirketten oluşan bir grubuz. Bazıları halka açık, bazıları değil. Bazıları küçük, bazıları orta boy, bazıları büyük. Bazıları yabancılarla ortaklık, bazıları %100 koç şirketleri. Ve değişik hedefleri, sorumlulukları var ama 2000 yılında Bilgi Çağı ile beraber biz dedik ki bu iş böyle gitmez. Şirketler arası bir dijital ayrım olmaması lazım. Ve Cisco firmasıyla 500 üst düzey yöneticimizi e-dönüşüm projesinden geçirdik. Ondan sonra da Koç Teknoloji ve İnovasyon Kurulu'nu kurduk. Bu kurulun görevi topluluk bazında teknolojinin kullanılması ve bunun standartlarını belirlemek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yön vermek, bu konudaki birikimi artırmak, bütçeleri onaylatmak, varsa çok başarılı örnekleri de tüm topluluğa yaymak. Diğer bir konu, bu tabii çok önemli, belki de çok bariz söyleyeceğim ama gerçekleşmesi zor. Diğer önemli bir konu, inovasyonun kalbinde müşteri olmalı. Odak noktasını tüketiciden alan bir inovasyon ancak akıllı çözüm üretebilir. Fikrinizi, müşterinize değer katan, sizin için de kar yaratan bir şekilde pazara sunabilirseniz, demin de dediğim gibi inovasyon oluyor. Şimdi demin Mr. Tucker, Steve Jobs'u konuştu. Ben Finlandiya Başbakanı derken Apple şirketine değindim. Ama paradigmaları kökten değişen Apple şirketi de eskiden 20-25-30 sene evvel işler çok sıkıntıdaydı. Battı batacaktı. Hatta en büyük rakibi Microsoft, ben Business School'a giderken yani 95'lerde $150 milyon katkı sağlamıştı Apple'a ayakta durabilsin diye. Ve bu açıklanırken Apple'ın fabrikalarında ellerindeki Coca-Cola tenekelerini ekranlara atmıştı Apple'ın çalışanları. Ve Steve Jobs şirketin finansal durumu sıkıntıda olduğu için şirkette görevine son verilmişti. Aynı Steve Jobs. Hatta haftalarca odasını kendini karanlık bir odaya kapattı. Bunu da bir mezuniyet konuşmasında hayatındaki en garip üç olayı anlatırken kendi kurduğum şirketten nasıl kovulabilirim diye anılarını anlatıyordu. Çok güzel fikirleri vardı, müthiş güzel kompütür, bilgisayar üretmişti ama çok pahalıydı. Ekonomik değildi ve onun kadar güzel olmasa da muadili, aynı işi, işlevi gören bilgisayarları başka firmalar çok daha ekonomik bir şekilde müşterinin kullanımına sundukları için Apple o zaman çok büyük sıkıntı yaşamıştı. Müşteri odaklılığıyla ilgili kendimizden iki örnek vermek istiyorum.
Bir tanesi yurt dışı, bir tanesi yurt içi. Arçelik Çin pazarı için özel tasarladığı ve apayrı bir pirinç saklama bölmesi olan buzdolabıyla Çin'de yenilikçi ürün ödülünü aldı. Güneydoğu Asya'da en popüler olan hepimizin bildiği pirinci bu buzdolabı 14 kilo pirinci en ideal şartlarda stoklayabiliyormuş. Ve bunun da bir Türk firmasından gelmesi de bence ayrıca önem taşıyor. Diğer bir şey kahve. Ben hayatımda hiç kahve içmedim. Dolayısıyla iyi mi kötü mü bilmiyorum ama arkadaşların söylediği telve makinesi insan elinden daha iyi kalitede, daha iyi, öyle mi? Kafanı salladı. İçtin mi? Kahve yaptığını söylüyor arkadaşlar. Bu aslında basit gözükse de arkasında müthiş bir inovasyon ve Ar-Ge olan bir ürün. Ve bugün İstanbul'da kahve servisi çok uzun sürüyor diye normalde Türk kahvesi hizmet vermeyen lokantalar telveden sonra Türk kahvesi hizmetine de başladılar. Yani geleneklerle teknolojinin birleşmesiyle İstanbul'da böyle de bir etki oldu. İş birliklerine önem veriyoruz, global iş birliklerine. Zaten başarılı şirketlere baktığımız zaman da dünyanın her bir yanından mevcut ve potansiyel müşterilerini, tedarikçilerini, iş ortaklarını, akademisyenleri, uzmanları, devlet kurumlarını, araştırma enstitülerini, inovasyon süreçlerine ortak ediyorlar. Bir konsorsiyum olarak konuya yaklaşıyorlar. Bu şekilde çok büyük bir fikir ve ilişki ağı yaratıyorlar. Şirketlerin sınırlarını geliştiriyorlar. Ürün geliştirme Ar-Ge maliyetlerini bu şekilde azaltıyorlar. Zaman zaman birbiriyle çok ağır rekabeti olan firmalar competition dediğimiz yapıcı rekabet için omuz omuza veriyorlar. Mesela en son geçen hafta, iki hafta evvel Harvard Business School'a gittim ziyarete. MIT, Harvard, Fenerbahçe, Galatasaray gibi müthiş bir rekabet içindeler. Ama bakmışlar ki Business School'a giden, master programına gitmek isteyenlerin sayısı azalıyor. Çünkü hızla değişen dünyada iki seneyi master yapmak için insanlar ayırmak istemiyorlar. Alternatif online imkanlar var. Hem çalışıp hem master yapma imkanları var. Rekabet artmış, kafa kafaya vermişler. 37 milyon dolar harcayıp inanılmaz bir MBA programını internet ortamına taşımışlar. Orada eğitim görüyorsunuz ama sertifikayı almak için yine bir kapalı bir yere gelip imtihandan geçiyorsunuz. Dolayısıyla iş birlikleri çok önemli. Diğer önem verdiğim iş birlikleri de global iş ortakları. Yani Türkiye'deki şirketlerin ortak olduğu global şirketler. Global ortaklık falan derken de burada hepinizin önünde Ülker firmasına tebrik etmek istiyorum. Çünkü son gazetede gördüğünüz satın alma Türkiye'nin iftihar edeceği bir satın alma. Ve inanıyorum bu gibi satın almalar Türkiye'de inovasyon ve Ar-Ge açısından en azından o iş koluyla ilgili çok büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizin iş birlikleri altında global iş ortaklarımızla yaptığımız çalışmalarda ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerinin de gelişimini bu ortaklıkların körüklediğini, desteklediğini ve önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü biz bir fiil bunu yaşıyoruz. Örneğin otomotiv sektörü de ülkemizin gurur duyacağı bir sektördür. Dünyada önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Ve pek çok global otomotiv firması dünyaya sattığı modelleri bizzat Türkiye'de üretmektedirler. Pek çok global firması Türkiye'de ürettikçe Türk otomotiv sanayinin uzmanlık, işçilik, mühendislik ve Ar-Ge becerileri artmış. Bunlar arttıkça da daha fazla yeni model ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Ford Otosan örneğini kullanmak istiyorum. Ford Otosan bugün Türkiye'den dünyaya otomotiv teknolojisi ihraç ediyor, lisanslıyor. Bunu 10 sene evvel, 15 sene evvel, hatta ya 15-20 sene evvel söz konusu bile değildi böyle bir şeyi söyleyebilmek, konuşmak. Ama bugün Türk otomotiv sektörü bir kağıt parçasından dizayn yapıp üretime kadar her şeyi yapacak kapasitede. Biz bu sene, şimdi yerli arabada konuşuluyor biliyorsunuz. Keşke yapabilsek, dünya çapında bir markamız olsa, her segmentte sadece otomotivde değil, zor bir iş ama önemli bir hedef. Bu sene şirketimiz dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin'e %100, lütfen bunu dikkat edin, %100 Türk mühendislerinin dizayn ettiği kargo kamyonları, bununla beraber bu kamyonların içinde kullanılan yine %100 Türk mühendislerinin yarattığı EcoTorque motorlarını Çin'in
en büyük firmalarından olan JMC firmasına lisanslamıştır. Yani bir deyişle burada, buranın beyinlerini yarattığı kamyonlar ve motorlar Çin'de bizleri gururla temsil edecektir. Bu bence çok çok büyük bir gelişme. Değerli dostlar, az kaldı, dayanın. Neleri? Vermek istediğim mesajlardan bir tanesi de inovasyon kültürü nasıl bir ülkenin, bir şirketin DNA'sına girecekse aslında ülkenin de DNA'sına girmesi gerekmektedir. İnovasyon tohumlarının yeşerebileceği toprağın, iklimin yaratılması son derece önemlidir. Bu geniş kapsam ve hedefler sadece özel sektörün, birkaç özel sektör firmasının yahut da kamu sektörünün veya bir akademik bir üniversitenin çalışmalarıyla başarılı olması çok çok zordur. Bütün paydaşların bir araya gelip ortak hedefler belirleyip bunları yönlendirdiği zaman daha başarılı olduğunu dünya örneklerinden görüyoruz. Tekerle yeniden icat etmeye gerek yok. Dünyada başarı örnekler çok uzağımızda değil. Baktığımız zaman üç konu çıkıyor dikkatimizi çeken. İnovasyonu besleyecek iklimin yaratılması için gerekli teşviklerin, teknoloji altyapısının, yasal çerçevenin geliştirilmesi, genişletilmesi gerekmektedir. Son yıllarda hükümetimizin bu alanda attığı önce adımları takdirle karşılıyor ve de teşekkür ediyoruz. Bizim için motivasyon kaynağı olduğunu söylüyoruz. Ama bu çok geniş bir dünya. Mesela duymuşsunuzdur, melek yatırımcılar diye bir fenomen var. Amerika'daki bütün Batı'da ama bilhassa Amerika'da bu melek yatırımcılar bugün konuştuğumuz müthiş icatları, inovasyonları, ürünleri, servisleri, hizmetleri küçük küçük firmalar başlıyor. Bunlara melek yatırımcılar giriyor. Melek yatırımcıların için yasal düzenlemeler çok önemli. Sadece Ar-Ge olarak konuya bakmayın. Konu çok geniş. Nasıl bir şirkette sadece Ar-Ge departmanı değil, telefonu açan bayandan, çaycıdan en tepedeki adama kadar bu da böyle yaklaşılması gereken bir şey ve iyi şeyler Türkiye'de bu konuda yapılıyor. İnsan kaynağımızın geliştirilmesi. Ne olursa olsun, şirket olun, okul olun, siyasi parti olun, spor kulübü olun, ülke olun, her şeyin temelinde insan var. Kaliteli insan kaynağı olmazsa olmaz. Size biraz üzücü birkaç rakam paylaşacağım. Aslında bizim ülkemizin en büyük rekabet avantajlarından bir tanesi genç nüfusu olduğunu düşünüyorum. Ancak bu genç nüfus demografi fırsat penceresi olarak adlandırdığım bu fırsat, bu genç nüfus doğru konumlandırılmaz ise çok büyük tehlikeler arz ediyor. İşsizlik olan ülkelerde bir de genç nüfus olduğu zaman Avrupa'da görüyoruz, İspanya'da, Yunanistan'da neler olduğunu, nasıl ayaklanmalar olduğunu. Avantajımız, hala avantajımız ama doğru konumlanması lazım, dezavantaj olmaması için. Bu durum, doğru aksiyonlar alınması lazım dedim. Birkaç üzücü rakam paylaşacağım. Yine Dünya Ekonomik Forum tarafından yayınlanan rekabetçilik raporuna göre baktığımız zaman maalesef eğitimle ilgili göstergeler iyi değil. Genel eğitim kalitesinde 5 yıl önce 79. iken şu an 89. sırada bulunmaktayız. Matematik ve fen eğitiminde ise durum daha da kötü. 5 yıl önce 74. iken bu raporda bu sene yani 2013 verilerine göre 100. sıraya düşmüş vaziyetteyiz. İstediğiniz kadar paranız olsun, İnsan kaliteniz iyi olmadığı takdirde bu hedeflere ulaşamayız. Bu herkes için geçerli. Dolayısıyla bu fırsat penceresini değerlendirebilmek için ancak kapsamlı bir eğitim reformuyla yeni kuşakların günümüzün hızlı teknolojik değişimine ayak uydurabilecek beceriye sahip olması, sorgulaması, dünyaya açık olması, araştırması, bu ruhta olması, hep nasıl daha iyi yaparım diye düşünmesi önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tamam elimizde iPad'ler falan var da o iPad'lerle oyun oynayıp bir iki gazete okuyup kullanıyorsak ne kadar katma değeri var? Bir araştırmaya göre Amerika'da işte 13-15 yaş grubu bir günde average 8,5 saat ekran önünde kalıyormuş. Ekran nedir? Televizyon, telefon, bilgisayar, sinema, o da giriyor ekranın içine. O kadar galiba kapsadık. Tabletler işte.
O 8,5 saatin ne kadarı katma değere dönecek bir zaman vakti, ne kadarı oyun, ıvır zıvır, çertleşme. Yani bununla en güzel Cem Yılmaz dalga geçiyor. İşte SMS çektim, şunu yaptım, bunu yaptım, ne yaptın diyor. Tavsiye ederim Fundamentals'a bakmanıza. Üçüncü konu ise yine olmazsa olmaz. Tüm bahsettiğim bu iklimin yaratılması, tohumların yeşereceği iklimin yaratılması, eğitim tabii ki devletlerin öncülüğü, liderliği olmadan mümkün değil gerçekleşmesi. Ancak başarılı örneklere baktığımız zaman bu işin uzun vadeli tasarlanması, uygulanması, yönetilmesi ve denetlenmesi o kadar kapsamlı bir konu ki sadece devletin kendi başına yaptığı zaman arzu edilen başarı da sağlanmıyor. Bu saydığım süreçleri devletimizin öncülüğünde özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünyanın omuz omuza verdiği, tasarladığı, planladığı, uyguladığı, takip ettiği, yönettiği, zaman zaman yön verdiği bu dört ayaklı model gelişmiş ülkelerde çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bitti. Son sayfadayız. Şimdi videoya geçmeden geçeceğiz mi geçebileceğiz mi onu da bilmiyorum. İsterseniz oylama yaparız. Niye videoyu göstermek istediğini anlatacağım size. Ben hepinizin huzurunda burada Türkiye İhracat Meclisi'ne ekibine ama her şeyde bir lider vardır. Dünyanın en büyük sıkıntısı da bugün iyi liderler olmamasıdır. Yani liderler bilhassa Avrupa'da çok sıkıntıdadır. Onun için Avrupa Birliği doğru dürüst bence işlemiyor ama lider hangi konumda bulunursanız bulunun. Mahalle takımında bile lider önemli. Size biz adına, arkadaşlarım adına, topluluğumuz adına ama bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Niçin? Hem ülkenin rekabet gücünü arttırmak hem de belki bazılarınız bilmiyor yeni bir çalışmayı bitirdiler. O da yayılacak. Çok da başarılı olacağına inanıyorum. Ülkemizin marka değerini itibarını arttırma yönünde inanılmaz çalışmalar yapıyor bu meclis. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah hedeflerinizin çok çok üstünde bir başarı sağlarsınız. Çünkü sizin başarınız bilhassa bu salonun arkasında oturanları hepimizden çok daha etkileyecektir. Dolayısıyla onun için de şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bu doğrultuda başarılarınızın büyüyerek devam etmesini, heyecanınızın da hiç kaybolmamasını temenni ederim. Şimdi size gençlere de birkaç şey söylemek istiyorum. Çok uzattım ya, 12 dakika dedim, çok uzattım. Havaya girdim, mikrofonu görünce şey yapamıyorum. Sizin hayatınız bizim hayatımıza göre çok daha zor. Çok daha hızlı değişen bir dünya. Her türlü bilgiye ulaşıyorsunuz. Eskiden ulaşamadığınız yerlere fiziksel olarak ulaşıyorsunuz. Çok şey değişiyor. Mr. Tucker'ın anlattığı işte, şu kadar e-mail geliyor, şu kadar defa günde telefona bakıyorsunuz, öyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Pek çok şeye konsantre oluyorsunuz. Çok az şeye nadir derinlemesine konsantre olabiliyorsunuz. Dünya çok hızlı değişiyor. Mesela bizde ben 97 yılında ilk Koç Holding'e geldiğim zaman yaşlı bir emekli olmuş başkanlarımızdan dedi ki ya siz dedi, nasıl bu hayatı sürdürüyorsunuz dedi. Biz dedi mektup yazardık. 2 haftada giderdi. 1 haftada gider, 2 haftada gelir filan. 3 haftada bir şey olurdu. Sonra faks çıktı. Ana avrak küfrettik dedi. Siz dedi bu e-mail'e nasıl şey yapıyorsunuz? Hakikaten öyle. Biz sizin hayatınız bizden çok çok daha zor. Onun için bir kere şans diliyorum size. Şans çok önemli bir faktör. Şans okulda öğretilmiyor, parayla satın alınamıyor. Ama şans, sadece şansla başarı sağlanmıyor ama şans olmazsa olmaz bir şey. Şansınız açık olmasını diliyorum. Şanstan bir şey vereceğim. Yine Steve Jobs'a gelecek. Steve Jobs hakikaten dahi. O, bu, şu ama iPod. iPod ilk çıktığında nasıl çıktı biliyor musunuz? Apple'ın çalışanları Japonya'ya gidiyor. Bir parça tedarik etmek için Toshiba ile oturuyorlar, yemek yiyorlar, konuşuyorlar, işlerini bitiyorlar. İş dışında ya bir sosyal bir ortamda veya yemek yerken mi, dışarıda sigara içerken Toshiba'dan adam diyor ki ya diyor biz diyor müthiş bir şey dedi. Hafıza geliştirdik diyor ama niçin kullanacağımızı bilmiyoruz diyor. Geliştirdik ama ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor. Orada adamın kafasında ampuller çakıyor. Ya diyor Steve Jobs müzik hastası her tarafı CD'lerini, plaklarını, kasetlerini taşıyor. Biz bunu bütün müziği bir şeye sokabiliriz diyor. Ve oradan ilk iPod çıkıyor tamam. Müthiş bir ürün. Walkman alt üst ediyor falan ama belki o
Toshiba'daki adamla bu muhabbet olmasa belki daha geç çıkacak. Belki başka biri çıkartacak. Şans faktörü çok önemli. Hayal kurmak önemli, arzu etmek çok önemli. Benim dedem, rahmetli dedem, bu sefer anne tarafındaki dedem derdi ki arzu etmek elde etmenin yarısıdır derdi. Onun için arzu edin ama arzu ederken, hayal ederken bir başarısızlığa rastladığınız zaman da demotive olmayın. Çünkü sizle paylaşmak istediğim yine başkasının bir konuşmasından Michael Bloomberg. Michael Bloomberg bir evvelki New York'un belediye başkanı ama Bloomberg firmasının sahibi. Müthiş bir adam, çok zengin. İki dönem kaldı, kendi cebinden New York Belediyesi'ne 630 milyon dolar para verdi. Yani bilabede, hibe etti. Bilabede değil, çok pahalı. 630 milyon dolar verdi. Böyle idealist, işte geçen sene Koç Üniversitesi'nde konuşmacı olarak geldi. İşte Türk İstanbul'un trafiğine kafa yoracağım dedi ama ben New York'taydım. Yani New York'un trafiğini çözmemiş. Fakat bu adam enteresan bir adam ve bir konuşma yaptı mezunlara. Dedi ki korkmayın. Başarısızlıktan korkmayın. Bugün dünyada başarılı gördüğünüz pek çok insan kariyerin başında çok büyük başarısızlıklar yaşadılar dedi. İki, bugün başarılı olarak gördüğünüz pek çok insan üniversitede okuduklarıyla iş hayatında gerçekleşmişler. Bambaşka konularda kariyer yaptılar dedi. Onun için bugün ne okuyorsanız okuyun, belki yarın çok farklı bir konumda olabilirsiniz. Boşuna okudum da demeyin ama hayat bu. O yüzden korkmayın, hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışın. Şansınız olsa da çok çalışmanız gerekiyor, bunu da unutmayın. Son olarak da sizlere veda etmeden önce, bugün çok konuşuldu. Çok tesadüf, okula giderken çocuklarımı bıraktım, oradan havaalanına geçtim. Baba mutlu bir şey koy dedi. Şu koyacağım şeyi koydum. Fakat o bizim 5-6 sene evvel yaptığımız bir şey. Koç topluluğunun üst düzey yöneticiler toplantısı her sene yaptığımızda birlik, beraberlik, dayanışmamızı dayanışmamızı sergileyecek ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir şey yaptık ama bence bugün için daha geçerli çünkü hakikaten ekonomimiz çok ilerledi. Dünyadaki itibarımız çok ilerledi. İlerledi de birlik ve beraberlik olmadan istediğiniz kadar ekonomi ilerlesin. Ve şu dönemde en ihtiyacımız olduğunun bir unsur olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar çok bizi ayrıştıran konu var ki, ben futbolun içindeydim. Futbol bile Türkiye'de ayrıştıran konuların başına geliyor. O yüzden birlik beraberlik olduğumuz zaman da tarihte neler yaptığımızı göstermiş bir ulusuz. O yüzden bu şeyle müsaade ederseniz, gündem dışı biraz korsan bildiri gibi oldu ama müsaade ederseniz onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel bir hafta sonu dilerim. Sağ olun, var olun geldiğiniz için. Size de teşekkür ediyorum.